Sevgili dinleyicilerimiz, programımıza devam edelim. Bölgemizden haberler bölümüne sıra geldi. Iğdır Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Hakkı Alma ile konuşacağız. Sayın Alma, merhaba, hoş geldiniz programa. Merhaba, günaydın, hayırlı günler. Günaydın, arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İşbirliği Çalıştayı üzerine konuşacağız. Siyaset, ticaret, kültür ve turizm üzerine bir çalıştay yapıldı. Öncelikle bu çalıştaydan bahsedebilir misiniz dinleyicilerimize? Başladı mı, başlayacak mı? Ne kadar sürdü, ne kadar sürecek? Evet, teşekkür ediyorum öncelikle böyle bir yayına bizi davet etmenizden dolayı. Tabii 22-23 Şubat olması hasebiyle bu çalışmayı şu anda tamamlamış durumdayız. Özellikle ciddi bir katılım oldu ve bu konuda ilk defa böyle bir çalıştayı imza atmış olduk. Çok da elzem olan bir çalışma çünkü bu hususta kimler potansiyeli neler yapabiliriz hususunda ciddi bir çalışma oldu. Yani beyin jimnastiği babında ama inşallah bunu kongre sempozyuma doğru bir genişletmek lazım. Evet. Hasreten bizim tabii Naçma Rektörü'yle yakından görüşmemiz var. Biz Karabağ olayından sonra geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Ondan da ortak şube teknokent kurmak üzere çalışmalarımız oldu. Şu teknokentleri yok Naçman'da. O konuda benim kendi şahsi tecrübem var. Destek vermek üzere yola çıktık. Akabinde orada öyle bir karar aldık. Özellikle İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım Bey var, duymuşsunuzdur. O da kendisi tabi Azeri kökenli, Azeri Türkiye Dost Birlik Başkanı. Cumhurbaşkanı da sürekli seyahat eden bir şahıs. Bunun teşviğiyle böyle bir çalışta yapalım diye tavsiye edince biz de tamam dedik, başlatalım. Öyle başladı ve hitamı erdi. Özellikle DAP Başkanımız Osman Demirdoğan hocamız katılmıştı. 22. dönem bağımsız milletvekilimiz var, gene cerrah Erzurum'da uzun süre kalan bir hocamız Dursun Akdemir, Profesör Doktor. Evet. Yaşar Karada halihazırdaki MHP milletvekili iştirak ettiler. Şamil Ayrım biraz Covid rahatsızlığından dolayı katılamadı ama mesajını ilettik. Çünkü bu konuda çok müessir bir arkadaş. Cumhurbaşkanı'nın finans ofisinden Göksel Aşan Bey var. Kendisi aynı zamanda Iğdırlı. Çok etkinmiş. Onlar katıldılar. Aynı zamanda Hüseyin Engin Sarı İbrahim Iğdır valimiz. Zaten biraz da birlikte onlar sempozyumu, kongreyi icra ettik. Bir de Gemikaya Holding var. Naçvan'ı imar eden büyük bir firma. Türkiye'li bunlar. Arkol Çimento Sahin'in genel müdürü. Onlar katıldılar. Bilkent Üniversitesi'nin Emirallah Mehmetov var. Bu konuda ciddi manada kitap duran bir yazar arkadaşımız. Süleyman Üniversitesi'nin Torul İsmail Bey'i. Giresun'dan Yalçın Sarıkayalar. Karabük'ten Ali Askerli profesör düzeyinde. Bayburt'tan işte bizim Ramim Sadigov Bey'i. Iğdır'dan işte bizim Ramazan Yanık Erzurum Üniversitesi'ne gelen dekanımız. Aynı zamanda DİK'i kesit Züjdar üyesi olan Gökhan Türkeş Öngel Bey. Kanada'dan Selahattin Çelebi Bey katılmıştı. O da bu yöreyi çok iyi bilen bir rektör yardımcım. Şu anda orada olması sebebiyle onu da aramıza dahil ettik. Aynı zamanda Türkiye İş Adam İshak Gercili var. Büyük firması olan binlerce tırı olan bir arkadaşımız. Aynı zamanda bu Sirap diye bir badem suyu var diyorsunuz, onun üreticisi. Bademli firmanın üreticisi. Volkan Aydemir var, araştırmacı yazarımız. Iğdır TSO Başkanı Kamil Beyler. Aynı zamanda Katılım Bankası var, Vakıf Bank'ın. Evet. Onun genel müdürü ve Terra İlaçları'nın başkanı Öztürk Oran. Bu da Azerbaycan Türkiye Forum Başkanı. Çok etkili bir arkadaş. Kendisi Kars'ı aynı zamanda yöreyi bilen biri. Necmettin Erkan Bey var, bizim Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Ankara'dan. Yani ciddi bir üst düzey katılım oldu. Arif Şali Bey var, Azerbaycan Bilim Akademisi Başkanı. Gülnar Samedov var, Azerbaycan yine Bilim Akademisi'nden. İş insanı Yılmaz Okuklu var, Almanya'dan. Evet. Derken ciddi bir katılımla bunu bitirmiş olduk. Evet. Tabii katılım sonucunda şöyle bir netice ortaya çıktı. Bunu kongreyi ve sempozyuma dönüşmek üzere Şuşa şehrinde, biliyorsunuz kültür şehri. Evet. Orada icra etmek üzere bir karar aldık. Daha önce benim kafamda olan bir düşünceydi. Fakat şu anda mayın vesaire olması sebebiyle mayınların temizlenmesi takriben 2020'nin sonuna kadar zaman alacak deniyor. Biraz sabretmemizi istiyorlar. O şekilde onu kapattık. Diğer türlü çıkan kararlar bu şekilde. Normalde Gürcistan üzerinden Bakü'ye gitmek isteyen biri Karabağ açıldığı zaman Karabağ Zengezor Koridoru diye geçiyor. Naçvan ile Genç arasında bir Zengezor Koridoru var. 172 kilometre uzunluğunda. Çok değil orası. Ona göre, ona nispet ettiğimiz zaman 442 kilometre bir avantaj sağlanıyor.
İran üzerine gitmeye nazaran ona nispet ettiğimizde 281 kilometre kadar bir mesafe kısalma söz konusu oluyor. Bu ciddi manada bir yakıt tasarrufu sağlamış. Zaman tasarrufu, yakıt tasarrufu ve irtibatın ilişkinin nasıl olmasına vesile oluyor. Dolayısıyla ciddi bir kazanç sağlanacak. Tabii şu andaki bizim total ihracatımız 4.6 milyar dolar civarında. Bunun 2 milyar doları yakıt, fuel oil, doğalgaz, hasebil enerji üzerine yoğunlaşıyor. 2 milyarı sayır, gıda olsun, diğer turizm olsun, onları kapsıyor. Bunun biraz da 2-3 sene içerisinde 15 milyar dolara çıkarma hedefi planlanıyor. Bu planlar konuşuldu. Önemli bir husus. Yani hem mesafenin kısalması hem ilişkinin artması gibi hususlara temas edildi. Tabii Bakü'de kurulacak bir OSB, Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan ürünler 200 bin aşağı yukarı 200 milyon Türkiye Cumhuriyeti açılan bir kapı olmasa bile oradan gümrük olmadan direkt ihracat yapma şansını yakalama fırsatı verecek. Bu bizim için önemli bir free zone, serbest bölgeye aşmaya vesile olacağı diye konuşuldu. Bu çok önemli husus. Evet. Yani bayağı benim de dikkat ettiğim husus. Bunu bilmiyordum ben. Mesela Bakü ile işte Azerbaycan'dan olan ürünlerin gümrüğe maruz kalmadan başka ihracatı pek bilinen bir gerçek değildi. Şu anda biliyorsun Culfa bölgesi var. İran, Naçman, Türkiye arasında kurulan bir OSB var. Orada aynı şekilde gümrük muafiyetleri söz konusu. 200'e yakın Türk firması şu anda İran bölgesinde hizmet ediyor. Oradan tabii Hazar üzerinden ta demir yolu, İpek, yani demir İpek yolu diyelim. Demir İpek yolunun ta Şiyan, Çin bölgesine kadar gitmenin mümkün olabileceğini gösteren bir tablo ortaya çıktı. Yani bu çalıştı, hakikaten iyi oldu. Beyinler açıldı. Tabii 30 yıl zulüm altında olan Karabağ'ın tekrar ele geçirmesi ayrı bir sevindirici hadise oldu. Ama bunları tabii devam ettirmek, inşa etmek, orada güvenlik sağlamak da zapt etmek, ele geçirmek kadar önemli olduğu hususuna değinildi. Yani zirveye çıkarsa ama zirvede kalmak daha ehemmiyetli. O hasreple biraz daha ciddi manada üzerine yoğunlaşıp projelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Tabii bizim şu anda Ermenistan, İran, Naçman, Bakü'ye komşu bir şehirde yaşıyoruz. Evet. Uluslararası bir tıp fakültesi kurma niyetimiz söz konusu oldu. Bizim şu anda diş hekimliği fakültemiz geçti. Geçen hafta herhalde sizinle bir konuşma sergilemiştik. Uluslararası bölgesel bir tıp fakültesi kurma düşüncemiz var. Çünkü Naçman'dan, işte İran Mako'dan ciddi manada diş hastası, diğer sair hastalar gelebilir, geliyorlar. Ve bölgeye tabii mesela Naçman'a çıkan biri sabahın çıktığı zaman akşam tedavisini görüp dönebilecek konuda. Çünkü 180 kilometre falan gidiş dönüş. Yakın bir mesafeye sahibiz. Gence takriben 300 kilometre, 342 kilometre. Bakü 500-600 kilometreye kadar iniyor binlerden. Bu manada da şeyler konuşuldu. Bizim açımızdan, eğitim açısından, işte tedavi açısından, sağlık turizm bakımından. Yakında inşallah bizim Tuzca'da tuz mağaramız faaliyete giriyor. Tuz Aslın Koa Merkezi'ni inşa etmek üzere ona da bir vesile olur. Dolayısıyla bu tuzlar bize bir kapı açıyor. Yeni bir iş imkanı, yeni bir istihdam imkanı. Yakın ülkelerle Kafkas Birlik Paktı'nın barışın, huzurun gelmesine vesile olması noktasında çok önem arz eden bir gelişmeye adayız. Yani ona sancılı bir durumdayız. Gürcistan'la zaten diyalogda çok iyi. Zaten biliyorsunuz pasaport falan da kalktı 1 Mart bugün itibariyle. Evet. Artık kimlikle Naçman'a gidebilecek duruma geldik. Daha önce sıkıntılar vardı. İşte beklemeler, işte vizeler falan. Vize kalkmıştı takriben 25 Şubat tarihinde. Bugün itibariyle de pasaport kalkıyor. Yani sıkı bir işbirliği olabileceği hususuna değinildi. Ürünlerimizin tabii vergi muafiyetleri, işte ortak üretim sahaların, OSB'lerin kurulması sınır bölgesinde. Aynı zamanda DAP bölgesinin, biliyorsunuz Erzurum'dan merkezden DAP bölgesinin sınır ötesi destekleri söz konusu. Yani buna da tevessül eden iş adamlarına bu tip desteklerin olabileceği konuşuldu. Yani buradan da duymuş olalım. Evet, şunu sormak istiyorum. Tabii çalıştaylar yapılıyor, pek çok sempozyum yapılıyor. Ancak burada sahadaki uygulamalara bakıldığında bunun takip edilmesi ve sürekliliği açısından da sizin Iğdır Üniversitesi olarak bir çalışmanız olacak mı? Bu kağıt üzerinde kalmasın, sadece konuşmada kalmasın ve uygulama olarak devam edeceğiz dediğiniz duruma ne zaman gelir? Aslında bunu biraz da tabii teori, her şeyin ilk aksiyonun evveliyatı teoriyle başlıyor. Yani önce bir tahayyül etmek lazım.
hayal etmek lazım. Yani hayalci olmak değil de hayalperest olmak değil. Ama hayal etmek lazım. Ondan sonra tasavvur etmek lazım. Daha sonra tahakkuk etmek gerekiyor. Bu bir aşama, bir süreç yani. Evet. Ama size katılıyorum. Bu usta genelde sempozyum yapan bir çıktısı olmuyor. Neticesi olmuyor. Akim kalıyor. Tabii şöyle oldu. Mesela benim bilmediğim çok bilgiye sahip oldum. O bilgiler doğrusunda biz biraz daha tahrik edip, tabii biliyorsun biz icra makamı değiliz. Pardon, rica makamdayız biraz eğitimci olarak. Fakat biraz da bunu derhatır edip ilk koordinasyonlarında, işte uluslararası toplantılarda, yani bizler tabii komisyonlara dahil oluyoruz. Özellikle Nahçıvan'la, Azerbaycan'la benim şahsi diyaloğum çok fazla. Bizim kendi argelerimiz var. Gence'den gelen birçok hocamıza deney imkanlarımız çok iyi bizim burada. Özellikle cihaz konusu onlar çok eksikler. Ya bu usta mesela benim kendi çapımda yapacağım bir çalışma, bir pratik. Tıp fakültesi kurup oradan hasta getirmek. Yani sağlık turizmine bir katkıda bulunmak. Evet. Bu bizzat kendimizin yapacağı bir iş yani. Bir nevi şey gibi, ticari gibi düşünmek lazım. Çünkü evet. Döner sermesi olan bir kurum. Kültüre etkileşim açısından da önemli bu söyledikleriniz. Özellikle üniversitelerin evet. kültüre sağladığı katkı düşünülürse. Tabii. Diğer taraftan mesela Tuzluca'daki Tuz Mağarası'nı biz Vali Bey'le birlikte hareket ettik. Serka'dan destek aldık. 400 milyon TL kadar bir yatırım yaptık. Oraya ve Nahçıvan'ı, Polonya, Krakow, Romanya, Avusturya'yı çok gezdim. O Tuz Mağaralarını ciddi manada gelir kaynağı söz konusu. Orada bir faaliyetimiz olacak. Çorbada tuzumuz olmaz hasebiyle. Buradaki firmalarla görüşüyoruz. Onları dediğiniz gibi yönlendirmek lazım. Yani mümkün mertebe bu konuları tezekkür edip, tefekkür edip, yani tahakkuk realize etme sahasını çevirmek lazım. Bunun kitapçıda yakında basılacak inşallah. Çalıştayın. Orada da detaylı bilgiler verilecek. Herkes de, özellikle sizlere de gönderebiliriz. Sizler de onu zaman zaman kendi TRT'nizde, radyoda, diyorsa işlemeniz mümkün olabilecek. Şu TRT gerçekten çok önemli bir ses oldu son yıllarda. Düzenlediği filmlerle, işte belgesellerle, yani haberlerin içeriğiyle, yani bizim burada bütün çalışmayı sağ olun adım adım takip edip yayıyorsunuz. Yani bunu efkar uymaya yaymak lazım. Hepimizin burada çok işi var aslında. Siz evet. de bizim gibisiniz aşağı yukarı. Bizim de görevimiz efendim. Evet, siz zaten gerçekten basın çok önemli. Evet. Medya çok önemsediğimiz bir organ. İnşallah bu konuda iş adamlarımızla tabii Iğdır, Kars demiryolu açılacak konusu da gündeme geldi. Bu olduğu takdirde mesafe biraz daha kısalmış olacak. Iğdır gibi yerlerde canlılık söz konusu olabilecek. Yani İran, Nahçıvan, Gence üzerinden demiryol hatları kurulması. Onun için çalışmalar söz konusu. Çevre yolları şu anda projeler bitti, hazırlanıyor. Tabii burada şeyler de kıymetlendi. Gayrimenkul değerler kıymetlendi. Yatırımcılar buraya teveccüh etmeye başladılar. Organize sanayi biraz da hareketlendi son günlerde. Yani yakın gelecekte. Özellikle Ermenistan kapısının açılması biraz önem arz ediyor. Çünkü onların ciddi manada ekonomi darboğazı var. İran'la daha çok irtibatları söz konusu. Yani onlarla nasıl ilişkiye girebiliriz diye bir bu Alican kapısı konusunda şu anda görüşmeler devam ediyor zannedersem. Diğer türlü tabii bu barışın sağlanması çok önemli. Evet. Yani Kafkasya'da barışın olması gerçekten dünya huzuru için çok önem arz ediyor. Yıllardır Çeçenistan Savaşı'nı biliyorsunuz insanlar çok mağdur oldu. İşte Gürcistan'da Afaz bölgesinin olması. Çünkü Türkiye bunlara sınır bir ülke. Bizim etrafımız ateş çemberine döndüğü zaman bize de huzur olmuyor. Evet. İşte göçlerin etkisi, diğer göçlerin çıkarttığı getolar, işte Avrupa'ya olan göçlere bizim geçiş noktamız olması. Yani sınırın güvenliği için bunları legal bir düzeye çevirmek lazım. Hepsi İnsanlar etkiliyor ne? Tabii. Evet, tabii efendim. Çok yönüyle maddi manevi müteessir oluyoruz. Özellikle biliyorsunuz son yıllarda bu sınır dil ucundaki göçler, bu illegal akımlar, işte duvarlar örüldü şu anda. İran'la Türkiye arası 50 kilometre uzunluğunda devasa kamera duvarlar örüldü ama yine de önüne geçilemiyor. Duvarın altından işte köstebek gibi eşip geçiyorlar, diğer türlü yollarla geçiyorlar. İnsanlar çok perişan, yani insanlık dram yaşanıyor aslında. İyi şartlarda yaşamak istedikleri için başka yerlere gitmek istiyorlar evet. ama bulundukları ortamı düzeltmek ve değiştirmek çok da mümkün olmuyor zannediyorum değil mi? Çok teşekkür ediyoruz tabii. Sayın Alma programımıza katıldığınız yani ve anlattıklarınız oturup, için. İnsanlık sorunu çözmek lazım. Evet. Yani bir Afgan da bizim kardeşimiz, insanımız. Hep aynı kaderi paylaşıyoruz. Hep aynı insanın soyuz. Herkes Adem, yani nitekim Adem'in soyundan gelmeyiz. Evet. O açıdan inşallah huzurlara vesile olması açısından önem arz ediyor diye mülaza ediyoruz.
Ben çok teşekkür Çok ediyorum. teşekkür ediyoruz Çok sağ efendim. olun. Hayırlı günler. Sağ olun efendim. İyi Sağlıcakla günler. gelsin. Kolay gelsin Sağ size olun. de. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Iğdır Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Hakkı Alma ile konuştuk. Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İşbirliği Çalıştayı'nı yaptılar. Siyaset, ticaret, kültür ve turizm üzerine yapıldı bu çalıştay. 22-23 Şubat tarihleri arasında. Biz de ondan bu konuyla ilgili olarak bir değerlendirme